şeyler söylemek ister misiniz bugünle ilgili? Biz vatanımızı koruyoruz. Her şeyimiz vatanımız içindir. Terörün aletleniyoruz. Teşekkür ederiz. Nereden geldiniz efendim? Efendim Mutki'den geldik. Mitinge katılmak üzere. Ülkemizi kurtarabilmek için, ülkemizi barışa, sülha, sükunete erdirebilmek için neler yapmamız gerekiyor? Evet, yani hakikaten bugün gördüğümüz güzel bir birlik tablosu. Vatandaşlarımız ülkemizin tüm vilayetlerinde olduğu gibi Bitlis'te de Türk'üyle, Kürt'üyle veyahut da diğer Arap'ıyla, diğer milletlerle hep birlikte vatanımızı müdafaa etmek için buradayız. Bence güzel bir tabloyu şu an için oluşturuyoruz. Hatta diğer İslam ülkeleri için de güzel bir örnek teşkil ediyoruz. Önemli olan İslamiyet bayrağı altında vatanımızı, milletimizi, devletimizi hep birlikte beraber bir arada bulunmak, bu duyguları beraber paylaşabilmek. Bu manada da elhamdülillah her türlü provokasyona karşı vatandaşlarımız çok duyarlı, soğukkanlı, gayet güzel bir şekilde inşallah güzel günler bizleri bekliyor diyelim. İnşallah. Teşekkür ederim. Nereden geldiniz? Ben buradayım. Bitlis'ten. Evet. Niçin buraya geldiniz? Ya Mitinge için geldim. Ülkenin huzuru, sağlığı, barışı, barışı her şey ya. Neler yapabiliriz Türkiye'nin huzuru için? Türkiye'nin huzuru için biz istiyoruz. Beraberlik, beraberlik. Birliktelik. Türk bayrağının içinde biz yaşıyoruz. Bizim bayrağımız birdir. Çünkü bu toprak hepimize yeter değil mi? Tabii toprak hepimize yeterdir. Allah'a çok şükür. Teşekkür ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Dualarımız ne için? Bugünkü dualarımız ne için? Başta İslam ümmeti, sonra ülkemizin birliği, beraberliği için. Allah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Allah İslam ümmetine zeval vermesin. Bugün tüm dünyanın gözü Türkiye'nin üzerinde. Neden? Çünkü büyük bir ümmetiz biz. Parçalanmamamız gerekir. Kesinlikle, kesinlikle. O yüzden Allah birliğimizi, beraberliğimizi bulmasın, bozmasın. Allah-u Teala devletimize, milletimize zeval vermesin. Amin inşallah. Efendim, ülkemizin birlikteliği bozdurmamak için neler yapmamız gerekir? Şimdi biz ülke olarak, İslam alemi olarak hepimiz bir gemide yaşıyoruz. Dolayısıyla bu geminin bir zarar görmesi hepimizin beraber batmasına vesile olacaktır. Dolayısıyla bu gemiye Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle hepimiz sahip çıkacağız. Eğer mutlu olacaksak hep beraber olacağız. Bir gün hüsrana uğrayacaksak da hep beraber hüsrana uğrayacağız. O yüzden uyanık olmamız lazım. Dış mihrakların oyununa gelmememiz lazım. Bu ülkemize sağlam çıkmamız lazım. Her zaman ayakta sağlam durmamız lazım ki ülkemiz sağlam şekilde ayakta kalsın. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sağ olun. Selamun aleyküm. Cenab-ı Allah hayırlarınızı kabul etsin. Çünkü bu meydana gelişiniz büyük bir hayır. Ve bu kutlu dava için buraya geldiniz. Cenab-ı Allah davamızı, hepimizin davasını mübarek kılsın. Sizi biraz fazla beklettik, bunun farkındayız. Ama az önce konuşurken konvoyun bir ucunun hastanede olduğunu söyledi arkadaşlar. Biraz onlar da buraya yetişsinler diye biraz geç bıraktık. Bu soğuk havada sizleri biraz yorduk. Onun için bize de hakkınızı helal edin. Buraya geldiğiniz için minnettar olduğumuzu ifade ediyorum. Teşekkür ediyorum. Buraya gelen az önce sahnede hep bir arada büyük bir gururla, sevinçle izlediğimiz medreselerimizin alimleri, müderrislerine de buraya geldikleri için çok teşekkür ediyoruz. Bütün kanaat önderlerine, bu toplantıda, bu programda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Değerli arkadaşlar, çok güzel sözler söylendi. Her şey anlatıldı. Şiirler çok şey anlattı. Mehmet Akif'in şiiri, daha sonra Malatyalı ozanımızın şiiri gerçekten bütün hayatı bizim için anlamını özetledi. Ama birkaç kelime de ben söylemek istiyorum. Türkiye
büyük bir saldırı altında. İslam devletleri, ümmetleri, milletleri perişan olmuş durumda. Yeryüzünde ayakta kalabilmiş tek İslam ülkesi devleti Türkiye. Ve kontrolden çıkmaya başladığı için bu egemenlerin, emperyalistlerin, dünyanın mafyasının, kitlesel katliamlar yapan bir cinayet örgütü gibi olan Mehmet Akif'in tek dişi kalmış canavar dediği, kahpe dediği, vahşet dediği, bize medeniyet edebiyatı yapan bu egemenlerin tamamının emirlerinden, kontrollerinden çıktığı için, bütün İslam ümmeti adına dik durmaya başladığı için topyekun saldırı altındayız. Az önce Çanakkale şiirini dinledik. O gün Çanakkale'ye gelen herkes aynı emperyalistler, aynı zalimler, aynı gaspçılar, aynı dünyanın mafyası, zulmedenler, fitneciler, Allah'ın lanetlediği bu devletler bugün hepsi bir olmuş. Suriye'de, Irak'ta kıyımıza yanaşmışlar. Aynı hedefle, aynı amaçla 100 yıl öncekine göre teknolojilerini de biraz daha geliştirerek, fitnelerine teknolojiyi de katarak bugün ülkemize saldırmış durumdalar. Ama şunu hepimiz biliyoruz ki Türkiye dünya mazlumlarının, bütün dünya İslam ümmetinin, dünya Müslümanlarının umudu ve duasında olan bir ülke. Dolayısıyla Cenab-ı Allah devletimize zeval vermesin. Milletimizin birliğini bozmasın. Bu feraseti yüksek, cesareti yüksek, artık meseleyi anlamış, imanı yüksek milletimizi Cenab-ı Allah korusun ve birliğimizi bozmasın. Türkiye, her yerde söylüyorum, masallardaki bir dev gibi saldırdıkça devleşen, büyüyen bir devlet. Cenab-ı Allah'ın da bir hesabı var. Masallardaki gibi dedim, herkes saldırdıkça daha da büyüyoruz. Milletimiz daha da güçleniyor. Dolayısıyla Cenab-ı Allah'ın bize rahmet ettiğini, bizi sevdiğini, bizi koruduğunu hep beraber görüyoruz. İnşallah bu dünyanın egemenleri dediğimiz bu zalim, mafya usulü çalışan, insanlıktan nasipsiz bu güçlerin karşısında Türkiye dev bir güç devlet olarak tarihte yerini alacak, istikbalde yerini alacak ve dünyanın huzuruna büyük katkılar sağlayacaktır. Bunu da burada hep beraber görüyoruz. Türkiye kökleri binlerce yıl derinlere inen büyük medeniyetler kurmuş, onlarca devlet kurmuş ve hep adil olmuş. Yaptırdığı Cemil Meriç'in deyimiyle hanlarda, saraylarda, köprülerdeki her bir taşın karşılığını işçisine ödemiş. Diğer zalim egemenler gibi köleler çalıştırmamış. Büyük bir medeniyetin sahibidir. Dolayısıyla artık bugünlerde, bu asırda Türkiye o binlerce yıllık büyük köklerden çok genç, çok güçlü filizler sürmeye başlamıştır. Bunu hepimiz görüyoruz ve vatan hepimiz için çok önemli. Namustur, vatan gelecektir, vatan varlığımızın devamıdır. Vatan, Türkiye ümmetin kurtuluşudur, ümmetin huzurudur. Türkiye zalimlerin durduruluşudur. Bunu Cenab-ı Allah hepimize inşallah gösterecektir. Ben hepiniz üşüdünüz, burada sözlerimi kısa kesiyorum. Tekrar bu meydanlara geldiğiniz için, hep birlikte olduğumuz için, bu şehrin hem valisi olarak hem de belediye başkan vekili olarak, Bitlislere hizmet etmekten şeref duyan bir insan olarak, hizmetkarınız olmaktan gurur duyan bir insan olarak, artık eski devletin değiştiğini, eski anlayışın değiştiğini, yeni devlette kardeşliğin, gönlün, hakikatin, hakkın esas olduğunu hepinize burada ifade etmek istiyorum. Bunun için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Her şey bundan sonra çok güzel olacak diyorum. Az önce yanımda bulunan bir hoca efendimize dedim ki, bugün hava ne kadar güzel. Bana dedi ki, Allah'ın izniyle
çok daha güzel olacak. Türkiye'nin de dünyanın da havası çok daha güzel olacak dedi. Biz de buna inanıyoruz. Hep birlikte dua ediyoruz. Hepinize saygılarımı arz ediyorum. Emanetlerimiz olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim ve şanlı bayrağımızın takdimi için Bitlis'teki 52 STK'nın birleşmesiyle oluşmuş Bitlis Medeniyet Platformu Dönem Başkanı Sayın Mustafa Cengiz'i ve emanetlerimizi gerçek sahiplerine, ileriye taşıyacak gençlerimize de teslim etmek üzere gençleri de kürsüye davet ediyorum. Bayrak ve Kur'an-ı Kerim, bütün milliliğin sembolleri, dinamikleri, bu ikisi var olduğu müddetçe, ebediyen, kardeşçe, güçlü, ümmetçe birlikte yaşayacağız. Şükrü Bindisi ne güzel söylemiş. Diyor ki, Kürd ile Kürdüm, Türk ile Türküm. Evde koyun, dışarıda kurdum diyor. Yani içeride biz kardeşiz. Ama az önce bahsetmiş olduğumuz zalim emperyalistlere karşı da bir canavar, bir kurt kesiliyoruz. Ben şimdi Kur'an-ı Kerim'i ve bu yüce şanlı bayrağımızı bize veren STK'larımıza çok minnettar olduğumu ifade etmek istiyorum. Ama ben bu emanetleri, geleceğimizi emanet ettiğimiz Necip Fazıl Kısakürek Üstadımızın gençliğe hitaben şöyle bir sözü vardı. Var. Şiirinde, Sakarya şiirinde. Gençliği Sakarya ile özdeşleştiriyor. Diyor ki, sen bir devsin. Yükü ağırdır devin. Dimdik, doğrul. Dimdik kalk ayağa, doğrul ve sevin diyor. Dolayısıyla geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize bu ebediyetimizin garantisi olan bayrak ve Kur'an-ı Kerim'i ben emanet ediyorum. Değerli arkadaşlar, şimdi buradan ellerimize bayrakla birlikte Ulu Cami'ye kadar yürüyeceğiz ama şu an bir duamız var, duadan hemen sonra. Değerli Bitlisliler, programımıza Kur'an tilavetiyle başladık, duayla bitireceğiz. Şimdi duayı yapmak üzere Seyda Zahit Koldaş hocamızı kürsüye davet ediyorum. Lütfen bekleyin, programımız bitmedi. Duadan sonra bayraklarımızla yürüyüşe devam edeceğiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya hayyu ya kayyum. برحمتك نستغيث لديننا ولوطننا ولأمة الإسلام يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم أمة محمد يا رحمن. اللهم ارحم أمة محمد يا رحيم. يا من علمك بحالنا يغنين عن سؤالنا. صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بقدر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صلاة تنجينا من مضلات الفتن. صلاة تنجينا تحفظنا من أهل البدعة والضلالة والكفر والطغيان يا رب العالمين. يا إله العالمين يا حي يا قيوم. حمدني sözümüze serdaç ettik. Zikrini kalbimize miraç ettik.
kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. İnayetine sığındık, kapına geldik. Kulluk edemedik, affına geldik. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyurt, hakikati öğret. Sen duyurmazsan biz duyamayız. Sen sevdirmezsen biz sevemeyiz. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yerdirdiklerini. Yar et bize hep erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin. Sevdin de hılat-ı risaleti giydirdin. Makam-ı İbrahim'den, makam-ı İbrahim'den makam-ı Mahmud'a erdirdin. Salatu selam, tahiyyetul ikram, her türlü ihtiram Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme, aline, ashabına olsun ya Rab. Ya Rabbi, aşkınla yananlardan eyle bizi. Ya ilahi, şefkinle dönenlerden eyle bizi. Şudur duamız ya Rab. Gece gündüz ne bizleri ağlat, ne inlet, ne de üz. Ya ilahi, coştuk, yine ümit varız keremine. Şu cemaat der, cennetine girenlerden eyle bizi. Ya ilahi, biz kısık sesleriz. Sen minareleri esansız bırakma Allah'ım. Bizi işsiz, eşsiz, açsız ve vatansız, bayraksız bırakma Allah'ım. Müslümanlıkla yorulan bu güzel yurdu Müslümansız ve İslamsız bırakma Allah'ım. Camilerimizi cemaatsız bırakma Allah'ım. Gençlerimizi imansız bırakma Allah'ım. Işık tut, nur tut bize ya Rab. Gönül tezgahlarında hikmetler dokut bize. Ey Rahman ve Rahim olan Allah'ım, iyiyi, güzeli ve doğruyu söylet ve okut bize ya Rabbi. Ya İlahel Alemin, ya Hayyu ya Kayyum, dinimizi, vatanımızı, milletimizi, ümmetimizi, bağımsızlığımızı, hürriyetimizi, bayrağımızı, sancağımızı, ar ve ar ve namusumuzu, iffetimizi, düşmanları. Sayın Valim, öncelikle Allah kabul etsin. Amin. Son bir duayla başladık. Evet. Yürüyüşümüze neler söylemek istersiniz? Ülkemizin huzura kavuşması için neler yapmalıyız? Halk olarak, devlet olarak. Şimdi öncelikle birlik olmamız lazım. Bugün bunun en güzel örneğini biz bütün Bitlisler hep birlikte gösterdik. Burada bütün sivil toplum kuruluşlarımız, bütün ilim adamlarımız, kanaat önderi dediğimiz cemiyetin önde gelen insanları, bu toplumun önde gelen insanları, söz geçirebilecek insanları hepsi bir arada olduk ve çok güzel bir birliktelik gösterdik. Hayır olsun PKK! Tabii olsun, ne yapmak PKK, gerekir? Hayır olsun, çok PKK, açık bir oyun var. Olsun, çok PKK, net bir oyun var. Olsun, PKK, bunu çok aleni oynuyorlar. Bütün emperyalist dediğimiz ülkeler Müslüman çocuklarını örgütleştirerek bunları hem Müslüman devletlerini çökertmek, zayıflatmak için kullanıyorlar. Hem birbirlerine saldırtıyorlar. Yere düşene daha fazla silah verip diğerini alta aldırıyorlar. Çok zalimce bir oyun var. Burada olan Müslüman çocuklarına, Müslüman evlatlarına, İslam ümmetine, Müslüman devletlere oluyor. Bu çok açık bir oyun, çok açık bir fotoğraf. Bunu görmemek gerçekten büyük bir ahmaklık. Bütün milletimizin, bütün insanların bu oyunu görüp tarihte bir pislik gibi anılmak yerine şu zor günlerde vatan millet için dimdik ayakta duran, evlatları yetiştiren insanlar olarak gurur duyacakları bir anlayışa sahip olmalar lazım. Herkesin çor çocuğuna sahip olması gerekir. Dün akşam Rus Büyükelçiliğine bir suikast düzenlendi. Bunun için neler söylemek istersiniz? Ben özellikle çok üzgünüm. Rus Büyükelçisi Çanakkale Valiliğim zamanında benim de ziyaretime gelmişti. Birlikte kardeş şehir ilişkileri geliştirelim vesaire güzel şeyler de konuşmuştuk. Çok samimiydi ilişkilerin geliştirilmesi hususunda. Çok sıcaktı. Bir kere iyi bir insandı. Ama Türkiye'nin başkentinde dünyanın en büyük ülkelerinden birinin büyükelçisi, üstelik karşı cephenin güçlü ülkesinin, Rusya'nın büyükelçisinin katledilmesi bütün dünyadaki ülkemizin imajı açısından elbette ki
çok olumsuz etkiler bırakan bir sonuç doğurur. Ama bunu herkes çok açık gördü. En başta Rusya bunu gördü. Bunu da en üst seviyeden devlet yetkilileri bunun bir oyun olduğunu, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerin bozulmasına yönelik bir operasyon olduğunu ifade ettiler. Bu da şunu gösteriyor. Bütün acılara rağmen, bütün ödenen büyük bedellere rağmen Türkiye iyi yolda, doğru yolda güçlenerek ilerliyor. Yakın bir gelecekte inşallah dünyanın etkili aktörlerinden olacak ve dünyanın bu bozuk düzenini düzeltecek güçlü bir devlet olacak. Bu çok açık görünüyor. İnşallah. İnşallah. Son sözlerinizi. Ben şunu söylemek istiyorum. Bugünler çok fitne fesat aldı başını yürüyor. Bir takım batıda özellikle bu yaşanan büyük acı olaylardan sonra bir takım infial halleri ufak tefek de olsa görüldü. Buradan Bitlis'ten devletin bir valisi olarak bütün milletimizin gençlerine, insanlarına şunu çok açıklıkla, samimiyetle ve dikkatlerine sunmak istiyorum. Burada bütün bu bayrakları taşıyan insanların tamamı Kürt. Bu millet için, devlet için, bayrak için bu soğuk kış gününde hepsi bir araya geldiler. Sağ olsun. Burada büyük bir cesaret örneği gösteriyorlar. Batıdaki gibi de değil. Örgütün tehditleri çok üst seviyede oluyor bu bölgede. Buna rağmen cesaret gösterip millet için, devlet için, istikbalimiz için, ümmet için bayraklarını ele aldılar, meydanlara çıktılar ve şu anda da yürüyoruz. Bunu şundan söylüyorum. Provokasyona gelmesinler. Kürt halkı burada devletine, milletine sahip çıkan, feraseti yüksek, çok sağlam duran bir halk. Şu ahalinin içerisinde onlarca evladını hem asker olarak hem korucu olarak bu vatan için şehit vermiş birçok baba var. Bunları herkesin görmesi lazım. Bu provokasyonlara asla yol vermeden burada bu söylediklerimi özellikle dikkate alarak davranmalarını ve bu kalplerdeki bağlılığı, gönülden gönüle giden yolu asla kapatmamalarını buradan özellikle uyarı mahiyetinde de rica ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Ayaklarınıza sağlık, sizlerin de halkımızın da. Sağ olun efendim. Teşekkür ediyorum. Tatvan Belediye Başkanımızla beraberiz. Merhabalar başkanım. Merhabalar. Allah kabul etsin dualarınızı. Razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bir gün. Soğuk hava olmasına rağmen yine de ısıttık bu havayı diyoruz. Değil mi efendim? Siz evet, neler bugün, söylemek istersiniz? Bugün Bitlis bildiğiniz gibi Kar'ın başkenti olarak biliniyor. Bitlisler bugün Kar'ın başkentine, kara, soğuğa aldırmadan gök meydanında birlik ve beraberlik, kardeşlik mesajı bütün dünyaya verdiler ve şunu aykırdılar: ey ihanet şebekeleri, ey ülkemizin düşmanları, siz ne yaparsanız yapın, biz Bitlis'te bu kardeşliği, bu birlik beraberliği muhafaza edeceğiz ve birlik beraberlik içerisinde ülkemize sahip çıkacağız diye mesajını bütün dünyaya haykırdı. Bu birlik ve beraberliğimizi hiç kimse bozamaz. Ne dahili ne harici ihanet şebekeleri asla ve katla bizim birlik ve beraberliğimize bir helal getiremez. Dolayısıyla Bitlis halkını canı gönülden kutluyoruz. Gerçekten Bitlis'in bu birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Ve Bitlis evliyalar şehri, alimler şehri. Bugün alimler şehri Bitlis gerçekten İslam kardeşliğinin en güzel örneğini gösterdi. Kürt, Türk, Arap, Çerkez, herkes İslam bayrağı altında toplanan bu ümmetin çocukları birlik ve beraberlik mesajını veriyorlar ve diyorlar ki biz Müslümanız. Bizi kimse bizden ayıramaz. Bizi bayrağımızdan, dinimizden, kardeşliğimizden asla ayıramaz. Bu birlik ve beraberliği herkes duysun ve bilsin. Ben Bitlis halkına canı gönülden teşekkür ediyorum. Bu birlik ve beraberliğimiz daim olsun inşallah. Allah ülkemizi, milletimizi, birlik beraberliğimizi gasp edenlere lanet etsin inşallah. Bu lanet, bu laneti Bitlis halkı
şu anda meydanda haykırdı. Allah'ın laneti hainlerin üzerine olsun diyor. Biz de canı gönülden Bitlis halkını tebrik ediyoruz. Kendilerine minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz. Başkanım son bir soru. Neler yapmalıyız? Neler yapmamız gerekir halk olarak, devlet olarak? Bundan böyle bu birlik beraberliğimize kastetmek isteyenleri kesinlikle aramızda barındırmamamız lazım. Biz başka bir ülkemiz yok. Bizim Türkiye'den başka bir vatanımız yok. Gidecek bir yerimiz dolayısıyla yok. Gidecek bir yerimiz yok. Biz bu ülkemize, milletimize ve kardeşliğimize sahip çıkacağız inşallah. İnşallah. Allah'ın izniyle. Teşekkür ediyorum başkanım. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Anladığım sözlerinizin. Sağ olun. Röportaj yaptık onlar.